Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Efsane liginde kupa kasacağız arkadaşlar. Ana hesabımdayım. Bugün lekesiz Burak hesabındayız. Burada çok güzel kupa kastım. Kupamız şu an için 5672. Türkiye derecesine bir bakalım. Kaçıncı sıradayız arkadaşlar? Güzel kupa kastığımı düşünüyorum bu sezon. Bunun en büyük sebebi belli bir orduyla sürekli saldırı yaptığım için arkadaşlar. Elim ısındı düzenleri artık ezberledim hangi askeri nereden yollarsam nereye gidiyor artık tamamıyla bu orduya alıştım. Bu ordu nedir? Ejder yarasa. Bugün yine ejder yarasa yapacağız. Ama söylediğim gibi merak etmeyin farklı ordu kombinasyonları da geliyor arkadaşlar. Bunları ne yapıyorum? Yan hesabım olan lekesiz BG-06 köyünden yapıyorum. O da efsane liginde. Oradan farklı ordular geliyor. Yakın zamanda yüklemiş olduğum tazı balon saldırısı var. Bunu da biliyorsunuz. BG-06'dan kasmıştım. Ama ana hesabımda Türkiye derecesini sürekli zorluyorum. O yüzden ejder yarasa devam ediyoruz. Şu an için 99. sıradayım. 5672 Puanlı arkadaşlar yukarıları da iyice zorlayacağız Türkiye derecesinde bugün çıkabildiğimiz kadar çıkacağız şimdi bugün kaç saldırı yaptım derseniz hemen saldırımı göstereyim bu arada bu şekilde efsanelik saldırıların devamı için like atmayı lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar yorumlarınızı da bekliyorum sizlerin değerli yorumlarını bugün toplamda 8 savaştan 4 tanesini yaptım arkadaşlar savunmamıza bir bakalım e, pardon savaş gündüğüne bakacağız savunmayı niye bakıyoruz? Şimdi bugün 4 tane savaş yaptım arkadaşlar. Sabah kalktım, uyandım. Yani %82 tek yıldızla kaldım. O kadar sinirlendim ki telefonu neredeyse kıracaktım. Bir tane 14 kupamız var ilk savaşta. Sonra %93, %100 ve %99. Burada da süreden patladık arkadaşlar ama şu 3 saldırım çok güzeldi. Sadece ilki kötüydü. Savunma anlamında baktığımızda burada da 2 yıldız vermişiz rakibimize. Üçlenmediğimiz sürece günlerimiz güzel geçiyor. Bir önceki günümüze bakalım arkadaşlar. Bir önceki günde ne yapmışız? Ee, ilk i̇lk savaşımızı üçlemişiz. Burada bir üçlükümüz daha var. İki tane üçlük atmışız. Diğerleri genellikle yetmiş %75 ile 80 arasında, 90 arasında, 95 arasında iki yıldızlarda kalmışız. Savunma anlamında bir, iki tane üçlük vermişiz. İki tane de tek yıldızda kalmışlar. Bu bizim için çok güzel olmuş. Ee, burada da 22 kupa kazanmışız günümüzü bu şekilde kapatmışız Günlük e, burada da 234 kupa almışız Güzel denebilir arkadaşlar özellikle 250 kupanın üzerine çıktığım günler çok daha güzel oluyor tabii ki Şimdi lafı daha fazla uzatmayalım Dün ve bugünün günlüğünü gösterdim arkadaşlar eşleşme bul diyorum ve ilk saldırımıza geçiyorum. Şimdi ordumuz bu şekilde ejder yarasa kombinasyonu. Klan kalemizde yeti valkyri var zeptin öfke var hemen saldır diyorum. Gelen düzenimize bir bakalım. Şimdi dış noktada bir düzen geldi arkadaşlar. X yayları buradakiler kara sol tarafa bakıyor Kaya saçar, kartal topu bu noktada. Çok güzel. Şimdi hemen şöyle bir mantık kuruyorum. E, kartal topunun oradan saldırmak çok ama çok mantıklı. E, ama zeplini de oradan ejder yarasalarla gönderirsek belediyeye gitmeyebilir. Neden? Belediye çok uzakta arkadaşlar. Belediyeyi şuradan direkt Zeplin'i almaya çalışacağım. Şuradaki püskürtücü bize birazcık sıkıntı yaratabilir. Ama e, zeplin hızlı bir şekilde gider diye düşünüyorum. Bir balon attım hemen zeplinimizi bıraktım. Şurada öfkeyi gönderdim. Bir balona atmamın sebebi de balona vursun ilk etapta diyeydi. Püskürtücünün hamlesinden kaçıp milimetrik bir hamle ile gördüğünüz zeplini patlattım arkadaşlar. Şu an güzel bir başlangıç yapmış bulunmaktayız. Evet şimdi neler yapacağız? Alt taraftan bebek ejder atamayız. Direkt hava savunması görüyor. Şuradan bir bebek ejder, şuradan da bir bebek ejder yollamış bulunmaktayım. Hemen bir sinsi goblin atalım. Buz Golem, Barbar Kral ve Kraliçe de buradan savaşa dahil edilsin. Bir tane duvar kırıcı attım. Şimdi ah be şuradaki balon da alınsaydı çok tatlı olurdu. Biz yavaştan şöyle savaşımızı bir başlatalım. Askerler birazcık sola kayacak. Oradaki top da inseydi muazzam olacaktı. Hemen bir koruyucu özelliğini basalım. Çok fazla asker var. Burada da çok fazla savunma birimi var. Püskürtücüye birazcık kafa attık arkadaşlar. Bunun sebebi de ağır savunmaların hepsinin bu tarafta olmasıydı tabii ki. Kahramanlarımız çok güzel alt taraftan ilerliyorlar. Kraliyet şampiyonumuz hayatta kalsın diye şurada rakip kraliçeyi bir dondurdum. Ve daha sonrasında da yarasalarımı sahaya sürdüm. Kraliyeti bastım şurayı dondurdum. Buradaki çoklu yarasa, çoklu cehennem kulesini bir alalım. Çoklu yarasa dedik ya o da güzelmiş. Hemen bir dondurma daha patlattım. Çoklu cehennem kulesi bizi mahvediyor. Arkada bir tane büyücü kulesi var. O bizi sıkıntıya düşürecek. Fakat yarasalarımız en azından güzel bir şekilde ilerliyor. Kraliyetimizi kaybettik. Ejderlerimiz hayatta. Yani tadından yenmeyecek bir saldırı. Ve çok güzel bir 3 yıldız aldığımızı düşünüyorum. Ejderlerimiz güdümlüğe oturuyor ediyor ama savunma anlamında bizi durduracak fazla bir şey yok arkadaşlar. Süreden de patlamayalım. Yavaş yavaş şöyle sinsi goblinlerimi, okçularımı gönderiyorum. Bir tane arka tarafta okçu kulesi vesaire var ama kraliçemizin hala özelliği bulunuyor ya. Yani buradaki zeplin olayı muhteşem oldu. Bakın hortum da buradan çıktı. Eğer ki ters taraftan saldırıp zeplini yollasaydık burada hortum zeplinimizi oraya kadar gelirse de orada güzel şöyle bir döndürecekti, döndürecekti, döndürecekti. döndürecekti. Sonra da indirecekti tabi oraya kadar gelirse gelemezse zaten tekte kalmıştık. Gelseydi de öfkeyle falan belediyeyi almaya çalışacaktık. Güzel, ufak bir taktikle zeplinle belediyeyi aldık. Bir tane balonumuzu harcadık. Püskürtücünün ilk hamlesini yedirdik ettik derken bu şekilde bir hamlemiz oldu. Şimdi ilk savaşımızı 3 yıldızla tamamladık. 40 kupanın da sahibi olduk. Bakalım bir Türkiye derecesinde ne durumdayız arkadaşlar? Bu videoyu çekerken inşallah saldırı yemezsek kupamız artmaya devam edecek. 99. sıradaydık. Şöyle Türkiye derecesini seçtim. Alt tarafa doğru gidiyorum. Hem merak etmeyin savaşlarımız devam edecek. 99'dan 56. sıraya yükselmişiz arkadaşlar. Ee, güzel ilerliyoruz. Hala 3 savaşımız var. 3 savaşımızdan da üçlük atarsak ne ala. O zaman 5712 3 savaşımız var. 40 kupadan ne yapıyor? 120 kupa yapıyor. Onu da eklersek 5800 32 yapıyor. 3 savaşımızdan da 3 yıldız alırsak 5832 kupa olursak da hemen geliyorum. Yukarılara hala çıkıyorum. Evet muhtemelen bir değişiklik olmazsa şurada 9. E, sırasına gelebiliriz. Ama tabi 3 tane de üçlük atmamız lazım. Yapabileceğiz mi bilmiyorum. Diğer savaşımızda devam edelim. Vakit kaybetmeden hemen düzenimizi incelemeye başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi belediye binası dış noktada. Klan kalesi de bu tarafta. Valla baya problem yaratacak bir düzen. Ee, üşenmemiş. X yaylarının hepsini kara buraya koymuş. Hani dedim ki kahramanları buradan atayım. Belediyeyi alayım. Ama buna izin vermeyecek gibi gözüküyor. Kraliçeyi atıp anında özelliğini bassam sanki kurtarır mı? Önünde bir testa falan çıkarsa da mahvoluruz ama deneyeceğim. Yine de deneyeceğim. Yolladım. Özelliğini bastım. Çok güzel. Mükemmel oldu. Belediyeyi direkt kolayından aldık. Bu bizim için ince. Şimdi püskürtücü buraya. Bir tanesi buraya. Cehennemlerin çoklu olması bizim için çok kötü bir olay. Bebek ejderimi şuradan yolluyorum. Buz golemi ve barbar kralımı şu taraftan yollayacağım. Muhtemelen e, orada da e, lav tazı gelecektir. Ama olsun yine problem değil. Şuradan kelle avcılarını atalım. Yani 3 yıldız bilmiyorum yapabileceğiz mi edebileceğiz mi inşallah kaya balonu vardır derken kaya balonunun çıkması da bizim için çok güzel oldu. Şurada koruyucuyu erken olarak kullandım. Şimdi kraliyeti de biz şuradan bırakalım arkadaşlar. Fena gitmiyoruz. Bir tane de öfke büyüğümüz mevcut. Öfkeyi de şurada patlattım. Buradan hem kartal topunu alabilsek hem çoklu cehennemi indirebilsek ne kadar güzel olurdu değil mi? Ama şuradaki balonlarımız birazcık satış koydu. Şimdi şuradaki büyücü kulesi de indirilsin bir. Arkadan şöyle yollayacağım ya yarasaları ne olacaksa olsun. Kartal topunu almamız lazım çünkü. Evet güzel ilerliyoruz. Şimdi şuradaki kaya saçarı bir donduralım arkadaşlar. Evet kaya saçara gidiyor. Çok güzel şu kaya saçarı acilinden alın. Çok güzelsiniz be. Hemen çoklu cehennem kulesi ve büyücü kulesi. Evet çok güzel. Haydi bir 3 yıldız geliyor mu? Bir daha dondurdum. Valla 3 yıldız büyücü kulesi vuracak son hamlesini yapacak ama 3 yıldız sanki geliyor gibi ya. Şimdi arkada bir şey var. Şuradaki kraliçe bizi mahvediyor. Güdümlüler çıkıyor. Ne yapacağımı bilemedim. Koruyucu vurdu. Şimdi iş sıkıntıya girdi arkadaşlar. Neden? Şuradan biz bebek ejderi atarsak sadece bebek ejderimiz kaldı. Valla bir an 3 geldi dedim ya. En çok yüzdeyi nasıl alabiliriz? O, sinsi goblinlerimizi unutmuşuz. Güzel. Şimdi şuradan bebek ejderi atacağım. Kraliçeye doğru dönerken şuradan okçuyu atacağım abi. Bebek ejder yaklaşsın. Bir tane duvar kırıcı attım. Birazcık bir tık beklese miydim? Valla bir tık bekleseydik ya. Bebek ejder al şu kraliçeyi. Oo iki tane vurdu ya. Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim şu güzel 3 yıldızımız gitti ya en çok onu üzülürüm. Valla en güzel 3 üç... şuradaki büyücü kulesi bir tane kalması var ya mahvetti bizi ya. Sağ tarafta da kraliçe görüyorsunuz arkadaşlar gitti koruyucumuz da bir tane ejderi indirdi. 27 kupa aldık hemen sıralamaya bakmıyorum diğer saldırıma geçeyim en son bakalım 3. savaşımıza geçelim. Valla rakiplerimiz de tam saldıracak zamanı buldu arkadaşlar. 5708 kupaya düştük. Bir kişi saldırı yaptı. Ne güzel. 5800'lü kupalara doğru hedefimiz vardı. Türkiye derecesinde en üst sıralara çıkacaktık. %96 alıp 31 kupa kazanmış ve bizi de 31 kupa düşürdü rakibimiz. Artık iki savaşımız kaldı. Bunları da tamamlayıp en sonunda kaçıncı olacağız? Ona bakacağız. İnşallah bu süre zarfında daha saldırı yemeyiz arkadaşlar. Kupamız düşmez. Evet, alışık olduğum bir düzen geldi ama çoklu cehennem kulelerinin olması birazcık kötü. Elimizden geleni yapacağız. Hiç merak etmeyin. Şimdi kartal topunu buradan kahramanlarımızla almayı hedefliyorum. Bir sinsi goblin'i bıraktım. Şuraya da bir bebek ejder yollasak kafi diye düşündüm. Evet, koruyucunun görüntüsüne girmeden bir duvar kırıcı patlattım ve şuradan kahramanlarımızı içeri doğru sürüklüyoruz. Şuradan da bir bebek ejder patlattım. Alt tarafa kraliyet şampiyonu desteği de vereceğim. Şöyle ejderlerimi yaydım, balonlarımı bıraktım. Koruyucumu gönderdim. Hatta kraliyeti birazcık ön taraftan şuradan kaya saçarı almak için kullanayım. Şöyle yollayalım. Daha güzel olur. Zeplinimizi patlattık. Şimdi zeplinin ilerlemesi için koruyucuyu birazcık bekletiyorum ama menzilinden tam çıkmaya yakın onu da bastık arkadaşlar. Öfke büyüsünü aldım. Şurada kullanıyorum. Kraliyeti de bastım. Krali Kraliçemizde bastım. Belediye binasına lap diye yetilerimiz indi. Orada barbar kral ve iskeletler çıktı. Fakat yine de bir problem olmayacak. Şimdi şuradan yarasalarımı savaşa dahil ettim. Hemen bir dondurma büyüsünü orada büyücü kulesine yolladım. Yani kraliyet şampiyonu alır diye düşünmüştüm. Birazcık ee, erken yolladık ama olsun şu an çok güzel gidiyoruz. Bize sıkıntı yaratacak şurada bir kaya saçar bulunuyor. Erkenden kullandım çünkü ne zaman vuracağı belli olmuyor arkadaşlar. İkincisini de buraya yolluyorum. Arkadaki çoklu cehennem kulesi kaldı bu sefer de ya. Şuradaki kaya saçarı alsak işte şurada koruyucu bir iki tane vur diye o süre zarfında alsa iki tane dondurma büyümüzü arkadaki çoklu cehennem ve büyücü kulesine patlatsak 3 yıldız gelecek. Neden böyle yapıyorsunuz arkadaşlar? Ya bir şey diyemiyorum artık valla bu düzene çok saldırdım. Hep böyle oluyor. Ya 3'te alıyoruz yani ya 3 yıldız alıyoruz ya da %90'larda 86'larda falan kalıyorum arkadaşlar. %81'deyiz şu an. Sol tarafta bir bomba vesaire bir şey çıkmazsa sinsi goblinimizde bir tane okçumuz şuradaki iksir toplayıcıya kadar alır. Galiba şuraya kadar gelirler ama tabii ki zıp zıp bomba vesaire bir şey çıkmaması lazım şom ağzımızı açmayalım. Güzel temizliyorlar. Kupamızı arttırıyor sinsi goblin ve bir tane okçu. Görüyorsunuz yüzdemizi yükseltmek için neler neler yaptılar. Yani ejderlerin birazcık dağılımı önemli bu saldırıda. E, onun dışında klan kalesinden çıkan askerler de çok önemli. İnşallah son savaşımızda güzel bir 3 yıldız atarsak en azından bugünümüzü çok güzel kapatmış oluruz arkadaşlar. Dediğimiz gibi sinsi goblin ve okçumuz ilerliyor. Vallahi şuradaki İksir toplayıcıyı bile aldılar ya. Adam adam bu sinsi goblinleri var ya çok seviyorum. 28 kupanın sahibi olduk. %88'de tamamladık. Son savaşımıza geçelim. Geldik artık son savaşımıza arkadaşlar. Şimdi belediye binası merkezde bir düzen gelmiş. Valla videonun şansı mıdır nedir anlamış değilim. Sürekli çoklu cehennem kulesi geldi. X yaylarının kara gelmesi eyvallah güzel ama yani şu çoklu cehennem kuleleri bizi mahvetti. Şimdi nereden kahramanları sokalım ona bakıyorum. Şuradan kraliyetle alabiliriz. Şurayı barbar kral kraliçe ile indirebiliriz. Muhtemelen e, öyle güzel olacak gibi bilmiyorum. Şuradan bebek ejderlerimizi yollamayalım. Sinsi goblin yollayalım arkadaşlar. Bir an böyle alışmışım artık ezbere saldırmaya. Bir yerden sinsi bir yerden e, bebek ejder. Burada direkt bu şekilde başladık. Şimdi şuradan bebek ejder atacağım. Kraliyeti de üst taraftan bıraktım gitti. Hemen şöyle ejderlerimizi yaymaya başlayalım. Koruyucu özelliğini erken kullanacağım. E, Zeplini de yollayacağım hemen. Çünkü merkezde bir belediye binası düzeni var. Barbar kralı bastım. Şurada da koruyucuyu bastım. Kraliyeti kullandım. Öfkeyi aldım ve şurada bir öfke büyüsünü kullandım. Evet. Zeplinimiz belediyeye ulaştı. Bu çok güzel. Ee, kraliyet şampiyonumuzu birazcık erken kaybettik. Şu kartal topunun acilen inmesi lazım. Ve savaşa da yarasalarımı dahil ettim. Hemen şurada bir dondurma kullanıyorum. Arka tarafta kaya saçar mı ararsın? Çoklu cehennem mi ararsın? Her şey var anasını satayım. Yani şu ejderler haydi birazcık ilerleyin be gözüm. Oh maşallah bir de hortum çıktı. Bir de hortum çıktı. Yani olmaması gereken her şey oldu ya. Vallahi olmaması gereken her şey oldu. Ve bizim de 3 yıldızımızı sanki engellediler gibime geliyor. Ejderler orayı aldı. Arkada bir tane çoklu cehennem kulesi var. Yarasalar bir de hortuma tutulunca arkadaşlar iyice gördüğünüz gibi sıkıntıya düştük. Şimdi yüzdemizi yükseltmek amacıyla bebek ejderi nereden yollayabiliriz? Şuradan yollayalım. Evet şuradan yollayalım. Arkada koruyucumuz var. Koruyucu bir tık iş yapsa, okçu kulesini alsa. Şurada püskürtücü var. Bebek ejder var. Arkadan ejder geliyor. Yukarıda okçumuz var. %80'leri buluruz ya. Çok rahat buluruz. Bir güdümlü müdümlü falan denk gelmezse. Bebek ejderimiz şuraya dönmedi ama arkadan gelen ejderimiz alacak. %80'e çıktık. Yukarıda bir tane okçumuz var. Önden koşan okçularımız var. Önden koşan okçular hiçbir şey yapamayacak. Ejderimiz kışlayı alır diyecektim. <laughs> Ejder kışlayı alır diyecektim. Sonra büyücüye döner orada ölür diyecektim. Milim canı varmış. Bir anda bam diye öldü. %81 ile savaşımızı sonlandırıyoruz. Şurada bir tane okçumuz var. 30 saniye içerisinde zaten orayı alır. Kışlaya bile vurmaya başlar büyük ihtimal. Top görmeyecektir ama süremiz yetmez. Canı azdır belki. Yok canı da fullmüş. Evet daha fazla beklemenin bir mantığı yok arkadaşlar. Savaşı bitir diyorum. %81 26 kupayla bugünümüzü tamamlıyoruz. Çok istediğim gibi geçmedi. Son savaşta bir 3 yıldız atarız diyordum ama olmadı. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi yarasalarımızın orada hortuma tutulmasıydı. Bayağı bejlerimiz yaşıyormuş. Ben ejderler öldü falan sanmıştım. Yani ejderler bir anda geldi. Arka taraftaki kaya saçarı tankladılar etler ama ı -ı, yemedi. Şimdi şuradan e, bağış askeri basıyorum arkadaşlar. Bağış askeri basarken bir yandan bana belki küfrediyorsunuz. Diyorsunuz ki aç şu Türkiye derecesini sonuç nedir? Hemen açıyorum. 5.762 kupayla bugünü tamamladık. Saldırı yemiş miyiz? Yemedik galiba sonrasında. Evet en son bir saldırı yemiştik. 237 kupayla bugünü tamamlamışız. Hani son saldırılar falan eyvallah da şu tek yıldız yakışmadı ya. Bazen ara sıra oluyor ama onun da önüne geçemiyoruz. Bir 4-5 günde bir tek yıldızda kaldığım olabiliyor arkadaşlar. E, bu Burada tek yıldızda kalmasak bir 28 kupa veren alsaydık e, 250'nin üzerine çıkmıştık. Sağlık olsun. Şimdi Türkiye derecesine gelecek olursak bir sallama yapıyorum. E, benim doğum günüm 24 Şubat'tı. 24'e gelmişizdir diye düşünüyorum. Hadi bakalım. İlk hedefimiz burada e, 9. arkadaşlar ama hepsinde 3 yıldız atarsak şimdi yavaş yavaş yukarı doğru tırmanıyorum. 24 dedik tuttu mu bakalım. 24 tutmamış. Aşağı iniyorum, bakıyorum birazcık heyecan olsun. 30. sıradayız. Güzel, o da güzel. Türkiye derecesini bugün 30. sırada tamamlıyoruz arkadaşlar. Güzel bir başarı olduğunu düşünüyorum. Bayağı da yüksek kupalardayız bu arada. Yani sezonun sonuna doğru yaklaşmaktayız. Güzel dereceler elde ettiğimi düşünüyorum. Daha tabii ki şöyle bir durum var. Burada rakiplerimiz bize bir güzel saldıracak. Bizim kupamızı iyice aşağıya çekecekler. 5600'ün üzerinde kapatırsak güzel derim yani güzel tamamladık derim. E, 177 artımız var toplamda 6 savaş yapılacak e, 3 yıldız atmazlarsa şöyle 30 kupalarda 25 kupalarda tamamlarsa e, rakiplerimiz bir artı 15 artı 20 kupayla belki tamamlarız ama 3 yıldız falan atarlarsa eksiyle de tamamlarız Bakalım bugün Türkiye derecesini 30. sırada tamamladık arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım güzel sunumlar yapmışımdır. Tabii ki saldırı yaparken istemediğimiz şeyler oldu. Hepsinde 3 yıldız alamadık. Canımız sağ olsun. Like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.